İzmir Urla'da yapılan bir Atatürk heykeli büyük tepki topladı. Şimdi o heykeli getireceğiz ekranlarınıza ve bu heykeli kimin yaptığını, tepkilerin neler olduğunu da A Haber muhabiri Sercan Bilgi'den alacağız. Can Okunar, tartışmalara neden olan Atatürk heykeli hemen arkamda kameraman arkadaşım İsa Mustafa Erastan biraz sonra ekranlara getirecek. Özellikle heykelin fotoğrafı dün sosyal medyada paylaşıldı ve tepkilere neden oldu. Bu tepkiler üzerine de Urla Cumhuriyet Başsavcılığı resen bir inceleme başlattı. Hatta az önce polis ekipleri buradaydılar ve incelemelerini tamamladıktan sonra buradan ayrıldıklarını söyleyelim, belirtmiş olalım. Aslında bu heykel geçtiğimiz Mart ayında yapılmıştı. Yaklaşık 9 aydır buradaydı ama fotoğraf dün paylaşıldı ve sosyal medyada geniş bir kesim tarafından bazı tepkilere neden oldu. Ne diyordu tepkiler dışında neler vardı? Atatürk'ü koruma kanunu kapsamında koruma kanununun hemen işletilmesi gerektiğini talep edenler vardı. Ne diyor Atatürk'ü koruma kanunu? Eğer ki Atatürk'ün büstlerine, heykellerine, abidelerine bir saldırı varsa, yani eğer tahrip edilmişse hemen kanunun işleme girmesi gerekiyor. Ama görüştüğümüz ceza avukatları neler söylüyor? Eğer bu eylemin suç teşkil edebilmesi için ilk baktığınızda eğer ki içinizde olumlu bir intiba yaratıyorsa bu sanatsal bir çalışma kapsamında değerlendirilebilir. Ama olumsuz bir intiba oluşturuyorsa bu küçümseme anlamına geldiği için suç teşkil edebilir. İşte bunların cevabını, kararını verecek olan da şüphesiz ki Yüce Türk Mahkemeleri bilir kişilere sorulacak, sanatçılara sorulacak ve sonra bir karar verilecek. Bizler neredeyiz? Burası özel bir mülk. Sanatçı, heykel sanatçısı Turgut Kahraman'ın bahçesi burası. Yani Atatürk heykeli dışında da yine dünya liderlerinin, geçmişteki dünya liderlerinin fotoğraflarını, resimlerini görebiliyoruz. Hemen arka tarafta da yine Anadolu'nun aydınlarının, düşünürlerinin olduğu fotoğraflar, portreler var ve geniş bir alanda yine böyle resimleri görebiliyoruz. Ama özellikle Atatürk heykeli dün sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tepkilere neden olmuştu. Ve sonrasında aslında ilk sosyal medyada paylaşıldığında heykelin Urla Belediyesi tarafından yapıldığı belirtilmişti. Ama Urla Belediyesi de hemen akabinde tepkilerin büyümesi üzerine Urla Belediyesi de bir açıklama yaptı ve heykelin kendileriyle bir bağlantısının olmadığını paylaştı ve şu anda kameraman arkadaşım İsa Mustafa Erastan da ekranlara getiriyor ki heykel sanatçısı Turgut Kahraman'ın yine Atatürk heykelleriyle ilgili çok sayıda etrafta yine çalışmaların olduğunu belirterek sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.